senin aşkına. Nereden çıktın karşıma? Sevdim seni, çok sevdim. Hayat yalnız yaşanmaz, senden ayrı durulmaz. Senin gibi bulunmaz. Sevdim seni, çok sevdim. Sevdim seni çok. Aç şu telefonu. Meryem, eve dön. Anan gibi sürünerek gebereceksin sen de. Üstündeki hakkım haram olsun. İnşallah cehennemde yanarsın. Hayır. Dayın düşmesine izin verme. Alo kız, ne yapıyorsun? Abla. Ben İstanbul'dayım. Aa, ne zaman geldin? Ne kadar kalacaksın? Meryem. Bizim köyden. Geldiğin zaman beni görmeden gidersen vallahi çok bozulurum. Ya bugün bizim komşunun kızının kınası var. Onları satamam ama. Bak, yarın akşam görüşürüz, tamam mı? Tamam. Yarın görüşürüz o zaman. Bak, söz veriyorum kız sana. Ben seni İstanbul'un en güzel yerlerini gezdireceğim ha. Öpüyorum çok. Ben de. Bir dakika müsaade eder misin? Az uzatmayın. Cezaevine götürüyorlar. Savcı tutuklu yargılanmamı istedi. Kavga ettiğim adam var ya, komadaymış. Cinayete teşebbüsten yargılanacağım oğlum. Adam ölürse katil olurum lan. Yusuf, ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım oğlum ya. Adamlar üstüme saldırdı. Nereden bileyim böyle olacağını? Kim kim? Adam kim? Tanıdık biri mi? Değil. Şu cüzdanında bulduğun kız var ya, onu zorla evlendirecekleri adam. Leş gibi konuştu şerefsiz. Adamlar üstüme saldırdı, ben de kendimi savundum. Hadi kardeşim. Abi bir saniye. Yapılacak bir şey var mı? Yani memleketten aranacak biri falan. Asıl önemli olan ada. Eminönü çarşıda bıraktım onu. Git onu bul. Ada kim ya? Ya cüzdanını bulduğun kız işte. Ada diye bağır, mevzuyu anlat. İstanbullu seni terk etmedi de. Ada kim abi? Sen ellerine dikkat et. Ne de olsa kalem tutuyor, değil mi? Bak Yusuf, güzelce oku. Çiftçiliğin bilmini öğren. Ben gözlerimi yumunca bu toprakların hepsi sana kalacak. Sen de annem babam gibi beni bırakacak mısın? Daha değil. Çok sonra. Sen böyle büyük bana tepeden bakınca anca o zaman işte. Ada! 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 Thank you.
Tabii bu kız böyle köyden geldi. Ben ne desem inanır diye sen beni kandırıyorsun değil mi? Ya yemin ediyorum sana ya. Ya bak o kahvaltıcıların önündeki kuyruğu bir görsen şaşarsın ya. Sıra sana gelene kadar öğlen oluyor öyle mi? Evet. Ya bak vallahi gideceğim. Hatta böyle fotoğrafını da çekeceğim sana atacağım. Bak yalancı diye. Git git. Hatta beraber gidelim ama gitmeden önce şöyle ekmek arası bir şeyler yapalım. Beklerken yeriz. Ya aslında en güzel kahvaltı nerede olur biliyor musun? Şöyle deniz gören bir yere oturacaksın. Bir simit olacak, bir peynir, bir domates, bir de zeytin olursa var ya. Öf. Orada böyle ben öleyim. En azından mutlu ölmüş olayım. Ya hayır ölme. Mutsuzluk bile ölmekten daha iyi. Annem öyle yazmış ya. Seni yeneceğim İstanbul diye bağırayım mı? İyi, bağır bağır. Zaten bir sen eksik kalmıştın. Sen de bağır tam olsun. Seninle savaşmak istemiyorum İstanbul. Benim arkadaşım o. Kardeşim o. Ben seni seveyim. Sen de bana iyi davran. Merhaba, buyurun. Oda ne kadar? Gecelik 50 TL. Ablacığım sen hala onları halletmedin mi? Hadi çabuk. Vereyim mi? Yok, sağ ol. Vallahi daha ucuzu parkta yatmak. Ben söyleyeyim de. Onu da alayım. Şuraya imzalar mısın? Hadi. Gel. Yeah.
yanımdan yan abla. Abla, benim bu gece gidecek hiçbir yerim yok. Geç bakalım. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Geçmiş olsun kardeş, Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun kardeşim. Şuranızda boş. Geç otur istersen. Çay da var. Yok, sağ ol. Sokaktı değil mi? Evet, evet. Ben şurada ineyim. Nagihan abla. Dur şu taksinin parasını ödeyeyim de. Ne kadardı? 17. Al, üstü kalsın. Sağ ol kardeş. Hadi iyi geceler. Hoş geldin kız. Hoş buldum abla. Ya sen... Evden kaçıyorsun. Bu saatlere kadar ne yaptın? İlk aradığında niye bana bunları söylemiyorsun? Gelip alırdım ben seni. Ay bir de duygusuz gibi kınalarda göbek atıyorum ortalarda. Hayret bir şeysin Meryem. Ne bileyim abla. Çekindim işte. Aman iyi halt ettin. Hayır nasıl kaçtın? Bu saate kadar sokaklarda ne yaptın? Evden kaçarken İsmail amcalar evde miydi? Gördüler mi seni? Ya sen bu İstanbul'a asıl nasıl geldin? Neyse ben bunların hepsinin cevabını yukarıda alacağım senden, tamam mı? Tamam. Hadi gel. Meryem. Ayakkabılarına ne oldu? Evden çıkarken giymeye bile fırsatım olmadı. Gel biz yukarı çıkalım, tamam? Konuşuruz bunları. Kuzum al şunu, ne olur. İçimden geçti bütün gün ya. Ay bir soyunup dökünüyüm alacağım hayatım. Ya ne acelesi var, sonra değiş üstüne. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Ben şunu bir çıkarayım abla. Gel ya, gir içeri. Ya, sen bizim düğünümüze gelmiş miydin? Yok, dayım göndermemişti. Aa, o zaman ben seni kocişkomla tanıştırayım. Semi, Meryem, Meryem, Semi. Gel kendi evin gibi rahat ol. Da... Bana artık ada desek. İstanbul'a geldin diye ismini mi değiştirdin hemen? Yok abla, zaten adım adaydı da dayım zorla Meryem koymuştu. Olur, öyle deriz ama bak benim ağzım hemen alışmaz, tamam mı? Hadi geç, geç ya, yabancı gibi olma, hadi gel, gir, gir içeri. Aşkım ya, birazcık evi toplasaydın eline mi yapışırdı? Kızım Allah aşkına, bütün gün çocukla uğraştım, nasıl yapayım onu ya? Ay sanki ben onu çeyizimde getirdim değil mi? Uğraşacaksın tabii. Aa, iyilik yapmış gibi anlatıyor. Misafirin önünde tartışmayalım istersen ha. Hı, tartışmayalım tamam. Ben biliyordu baba o kızı Mustafa'nın başına iş edeceğim. Yaktı kızımı da kendi gibi. Yavrumu da kendi gibi yetim bıraktı. Yenge, abim ölmüş gibi konuşma. Duymadın mı doktorun dediğini ya? Ha? Allah'tan umut kesilmez diyor. Sus Hacer, sus çocuğun yanında, sus. Geldi musibet. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ya kahvede öğrendim. Hayati tehlikeye atlatabildi mi? Hala komada. Nasıl olmuş, kim yapmış belli mi? Bir de soruyor mu? Evlatların dostunu Mustafa'nın üzerine salmış. Ne? Benzincide kavga etmişler. Mustafa bir de kafasını çarpmış. Adam kaçıp gitmiş. Allah Allah. Söyle o evlatlığını. O dostunu en kısa zamanda yakalayacaklar, hapse tıkacaklar, tamam mı? Meryem yok, kaçtı. Kaçtı mı? Çocuğumun babasının başını yediniz, kaçtı mı diyorsun? Ama neye seviniyorum biliyor musun İsmail? Öldüğünde mirasını siz de yiyemeyeceksiniz. Hacı, hacım var diye ses etmiyorum. Benim mirasa falan gözüm yok. Mutlu bir evlilik yapsınlar diye müsaade ettim, hepsi o. Sinsi evlatlarına bir olup Mustafa'nın başını yaktınız. Mustafa'nın kanına girmediniz mi kızınla beraber? Kim yaptı lan? Allah'ın emri, peygamberi kanı ne istedi Mustafa? Bırak beni, yok. Onun yaşında kızı var be onun, utan.
O Mustafa Bey iyileşsin. Bütün bunları anlatacağım. Hala görüşürüz. Geliyor buralara. Şey istemedin kardeş ama ben yine de getirdim. Eyvallah. Tekrardan geçmiş olsun. Suçun ne? Bir suçum yok. Kendimi savundum. Cinayet mi? Cinayet değil, ölmedi. Yaraladın yani. Anladım. Hafifletici sebebin ne varsa birkaç ay çıkarsın kardeş. Bozma moralini. Üzülme. Sen en iyisini yapmışsın. Ya kızı yaşında kızla evlenmeye utanmıyor. Bir de senin namusuna laf mı söylüyor şimdi? Suç onda değil ki, dayında. Para da istemiş değil mi o şimdi? 50.000 lira almış. Ya öyle dedi. Mal satıyor sanki. İnsansın sen be insan. Ama İsmail ne bilsin insanlığı? İstanbul'u gelip beni aramış mıdır? Ya ben bekledim ama böyle hava daha tam kararmamıştı. Acaba sonra gelmiş midir? Gelse onca zaman gelirdi zaten. Acaba başına bir şey mi geldi? Kaza falan gibi mi? Ya öyle bir şey olsa ayakkabıcının etrafında görürdün, ambulans falan olurdu. Yani belki yüzüne söyleyememiştir. Seni buraya kadar getirdim, bırakıp gidiyorum diye. Tatlım, erkekler yüzleşmeyi sevmez. Gönderip gitmiştir. Ya öyle biri değil ki. Nereden biliyorsun? Tanımıyorsun biri. İsmini bile söylememiş. Sormadım. Ya gerçi iyi biriymiş. Yani seni o yollarda tek başına bırakmamış. Ama demek ki elinden gelen bu kadar. Ben ondan çok bir şey istemedim ki abla. Ya en azından bana bir veda edip öyle gitseydi. Çay hazır, getireyim mi? Ay, eline sağlık kocacığım ya. Vallahi çok tatlısın. Nehri de uyuttu mu iyisin yine? Vallahi iyiyim ben, şanslıyım ben değil mi ya? Getireyim dur. Tamam getir. Bunu da böyle 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 zamanlarda içime sokasım geliyor. Bazen de fırlatıp atasım geliyor yani. Evlilik öyle bir şey. Ne oldu? Acaba dayım ben kaçtıktan sonra yengeme eziyet etmiş midir? Yani Üftade teyzeyi döver mi diyorsun? Yok yani hiç öyle bir şey yapmadı ama ne bileyim. İlaçlarını ben veriyordum. Yemeğini de ben götürüyordum. Dayım şimdi ona yemek götürmezse aç kalacak. Yazık. Ben nankörlük ettim abla. Yani yengem arkamdan ne yapar diye hiç düşünmedim. Bunca zaman baktın, artık kendi hayatını kurtarmalısın kuzum. Bak yengen de söylemiş, kaç kurtar kendini diye. Sen yengeni aradın mı? Yok, aramadım. Ya dayım açar diye korktum. Zaten telefonum da kapalı. İyi yapmışsın onu. Bak yarın sana gidip inat çıkaralım, tamam mı? Ama aramak istiyorsan benim telefonumdan ara. Gizli yaparız numaraya. İster misin? Olur. İyi, ben getireyim telefonu o zaman. Anasının saçını helaya attığım için kaçmamış ki o. Kamyoncuyla anlaşmışlar. Mustafa'nın kafayı patlatıp tüymüşler. Polis Meryem'e ilişmez değil mi İsmail? Vallahi orasını bilemem. Mustafa'ya bir şey olursa o kamyoncuyu 20 yıl yatırırlar. Meryem de anası gibi sokaklara düşer artık. Lan bu Mustafa ölünce o 50.000 liralık senedi bana ödetmezler inşallah. Bana bak. Meryem ben yokken ararsa söyle ona iki gözüm önüme aksın, hiçbir şey yapmayacağım. Kimseyle de evlendirmeyeceğim. Gelsin evine, yengesiyle dayısına vefa borcunu ödesin, tamam mı? Başka bir şey istemiyorum. Hiçbir şey söylemem. Kaçtı, kurtuldu kız. İlacını kim verecek? Yemeğini kim hazırlayacak? Bunları hiç düşünmüyorum. Ben zaten yaşayacağımı yaşadım. Bundan sonra kız mutlu olsun. Allah sen bilirsin. Burada yatağın içinde acından geber o zaman. Alo, Meryem. Meryem, sen misin? İsmail, o mu? Ha? Ne bileyim lan, kapattı. Sen iki gün daha sefillik çek burada. Bundan sonra kendin arar yalvarırsın Meryem gel diye. Hah, gör. Gör bak.
Üzülme canım, yarın ararsın. Hem dayın illaki kahveye gidecek değil mi? Ayrıca kocaman kadın. Senin artık kendi hayatını düşünmen lazım. Var mı bir planın? Yarın ilk bir iş bakacağım. Ondan sonra da bir ev bulurum. Acele etme. Burada kalırsın bizde biraz. Aynen kalırsın. Ya iyi de dayımı, maaşımı verdim. Ya benim şimdi hiç param yok. Acilen bir iş bulmam lazım. Ama düzgün bir iş öyle hemen bulunmuyor ki. Benim düzgününde gözüm yok. Böyle bir iş olsun yeter. Tamam, Yıldız ablaya söyleriz. O buraların iş ve işçi bulma kurumudur. Yani kimsenin beğenmediği bir iş varsa hemen seni yerleştiririz ona. Ağzından bal damlıyor karıcığım. Hayatım, o yüzden söylemedim. Yani iyi işe herkes atlıyor. Meryemciğim, güzelim, kusura bakma. Aciliyeti var dedin diye söylüyorum. Hani iyi bir iş bulana kadar harçlığını çıkarırsın, olur mu? Ay yani adacığım, alışacağım ben bu duruma. Tarlayı geri alacağım dedi. Çok çalışacağım. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, biriktireceğim parayı. 2 yıla İstanbul'dan dönüp tarlayı geri alacağım. Söz. Bak bunları da götür. Mercimek köfte yaptım. Hapishanede buzdolabı vardır herhalde değil mi? Çocuk hepsini birden yiyemezse koysunlar orada. Sumru Hanım, gece de söyledim ya. Hapishaneye yiyecek almıyorlar. Ya bakkalın damadı polis. Söyleriz, rica eder. Torpil yaptıralım diyorsun. Sökmez. Hem sen üzülme. Ben yerim hepsini, ziyan olmaz. Tabii canım, sana yemek olsun, içmek olsun zaten. Yemez misin? Yani Fırat bir işler karıştırdı. Hapiste deseler şu kadar şaşırmayacağım, biliyor musun? Aşk olsun yani Sumru Hanım. Bir de yüzüme söyledim. İstersen polisi ara, Fırat'ı alın, Yusuf'u bırakın da de. Ah keşke kabul etseler. Ama yani. Yani o kadar nazik, merhametli çocuk gitsin elini kana bulaştırsın. Olacak iş değil. Ay çok mu aşık olmuş bu kıza yani? Ondan mı gözü kararmış bu kadar? Ne aşkı ya? Yeni tanıştı kızla. Hem Yusuf'un sevgilisi var. Dur bakalım. Belki bunların hepsini giymeden hapisten çıkar. Keşke, inşallah. Adam ne olmuş? Çıkmış mı komadan? Vallahi onu gidince öğreneceğim Sumru Hanım. O zaman ben bunları götürüyorum ha. En sevdiği şeyleri yaptım. Yazık vallahi. Of. Ay ne güzel olmuş üstüne. Demek ki ben Nehir'i doğurmadan önce senin kadarmışım. İlk saklamışım vallahi kıyafetleri. Neyse, güzel yakıştı sana. Bak, metrodan indiğinde hangi otobüse bineceğini ve adresi buraya yazdım. Bulursun değil mi? Bulurum, bulurum. Benim eski eşofmanlardan falan aldın mı? Ha, aldım, aldım. Yemektir, işte ütüdür falan isterlerse çüş dersin. Kuzum, telefonum nerede benim? Bak, orada şarja koymuştum köşede. Ha, al bunu da. Ben zaten dolmuşa bineceğim. Bu ne? İstanbul kartı, yani böyle otobüs, vapur gibi toplu taşımları kullanırken tam böyle şoförün yanında bir kutucuk var, tamam mı? Onu böyle bıp bıp yapacaksın, geçeceksin. Tamam. Al şunu da cüzdanına koy. Yok, gerek yok. Kızım ne demek gerek yok? Burası bozuluk değil ki, İstanbul. Burada harcamasan da cüzdanında para olacak. Bak başına bir şey gelirse kimseden yardım istemiyorsun, direkt beni arıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi kazamız mübarek olsun. Hadi. Kızlar, ha? Geç kaldık hadi. Ay dur, çantamı alayım. Hadi gör kızım önümü. Ya
Ya ben burada inebilir miyim? Ya ben inmek istiyorum, yanlış minibüse binmişim. Abi. Ya ben karşıya geçmek istemiyorum. İneyim. Ya. Bu karşıya geçmiyor mu? Halic'i geçiyoruz. Boğaz değil. Yani hala Avrupa kıtasındayız. İlk zamanlar olur böyle. Ben çıkıyorum Sumru Hanım. Fırat. Bunu bozdur. Parasını Yusuf'a götür. Tamam mı? Hapiste insanın paraya ihtiyacı olur. Benim de selamımı söylersin. Sumru senin için dua ediyor dersin. Söylerim Sumru Hanım. Bana bak, onu oraya koyma, kaybedeceksin. Ya tamam, kaybetmem. Merhaba. Buyurun. Yusuf burada mı oturuyor acaba? Evet. Bir çağırabilir misiniz lütfen? Ben sabahtan beri kendisini arıyorum ve ulaşamıyorum. Telefonu kapalı da. Evde yok. Kim aradı diyelim? Ben Çiçek. Memleketten arkadaşıyım Yusuf'un. Nerededir peki? Yani ne zaman gelir? Çünkü benim ona ulaşmam lazım da. İş yerindeyse eğer işin adresini verirseniz ben oraya bakayım. Ne iş kızım? Yusuf hapiste. Ne hapsi ya? Koştur koştur gittim. Ada diye de bağırdım. Ama kimse yoktu. Beni terk ettim sanıp gitmiştir. Haklı. Çok beklemiş midir acaba? Çantaya eşofman, çorap, bir de atlet koydum. Odanda kitap vardı, bir de o var. Başka bir şey lazım olursa... Yok, sağ ol. 400 lira da para yatırdım. Sumru Hanım senin için çeyrekliğini bozdu. Kıymetini bil. Almasaydın oğlum ya. Kadın zaten zor çeviriyor evi. Oğlum almasam vallahi parçalardı beni. Yazık, çok üzüldü kadın. Neredeyse polisi arayıp Fırat'ı alın, Yusuf'u bırakın diyecekti. Arada arkadaşını bulmuş mudur acaba? İstanbul'da bir başına kalmasa kız. Abi, ya Allah adanın da belasını versin. O cüzdanı alıp getirdiğim için benim de belamı versin. Hapistesin hala ada diyorsun. Oğlum kızın ne suçu var ya? Kavgadan bile haberi yok. İstersen kız arkadaşının da numarasını ver. Arayıp haber edeyim. Ezberimde yok ki. Nerede çalışıyor? İş yerine gideyim. Oğlum kız senden haber alamayınca çok merak etmiştir. Doğru. Cider Plaza'da çalışıyor. Nalan Doruk. Nalan Doruk. Ha, abi bir de tam evden çıkarken Çiçek diye bir kız geldi. Çiçek mi? Eve mi geldi? Evet. Söylemeseydin durumu. Abi söyledik vallahi. Şimdi dışarıda bekliyor kız. Bak Fırat, bu çok önemli. Çiçeği iyice tembihliyorsun, tamam mı? Dedeme kesinlikle ama kesinlikle hiçbir şey söylemiyor. Anladın mı? Eğer söylerse ömür boyu onun yüzüne bakmam. Anladım. Mustafa ölür de buradan çıkamazsan... Dedeme Yusuf öldü dersiniz. Onu daha kolay azmeder. Bitmedi mi daha? Bitti bitti. Şunları bir yerleştireyim. En son benzeri de bir yıkayacağım. Yani bitti sayılır. Sen daha ütüyü de yapmamışsın. Ama ütü yok demişti. Öyle mi? Zaten elin çok ağır. Yetiştiremezsin. Eğer temizliğinden memnun kalırsam bir dahaki sefer ütüyü de yaparsın. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Sen daha camları da silmemişsin. Yok, sildim. Nasıl silmek o? Bak hep leke ortası. Gel. Neresi? Görmüyor musun? Hep leke leke. Oraya elim yetişmemiş. Pervaza çıkıp uzansaydın.
Bu kadar yükseğe nasıl çıkayım? Senden önceki nasıl çıkıyordu? Seninki can da onunki değil mi? Hocamı silmezsen sana yövmeye falan vermem. Çık. Tamam. O bezle değil, bak temiz bez alacaksın. Şunu da sil. Sil ortasını. Orası değil bak. Görmüyor musun lekeleri? İyice tutunsana kızım. Yetişemiyorum. Tutun sıkıca. Tamam. Sil orayı. Yapamıyorsun. Bırak, istemiyorum. Bırak. İstersen camın parasını verme ama... Yok, ben oraya çıkamayacağım. Tamam, bırak. Şunları bir şey yapayım. Bırak. İstemiyorum. Al şunu. Ama Yıldız abla 150 demişti. Ama sen işini bitirmedin ki. Boşu boşuna bana sigorta da yaptırdın. Al şunu git. Bari yarısını verseniz. O kadar halıları sildim, koltukları sildim. Banyoyu da fırçaladım. Lütfen biraz daha versin. Daha fazla yalvarma. Hiç sevmediğim şey. Şunu da al. Al şunu. Çalışıp hak etmeyi bilmezsiniz. İş yalvarmaya gelince dil pabuç gibi. Alacak mısın? Sadaka mı veriyorsunuz? İstemiyorum. Hakkımda helal etmiyorum. Ne hakkın var da helal etmiyorsun acaba? Çık git. Çık. Yıldız'a da söyleyeceğim. Seni bir daha hiçbir işe göndermesin. Ya kızım yeter, ağlama. Bak modun değişsin diye 40 tane farklı konu açıyorum. Benim modum nasıl değişsin ya? Ya Yusuf cezaevinde yapamaz. Avukatı adam iyileşirse az bir cezayla kurtulur dedi. Ya iyileşemezse? O zaman Yusuf böyle ne kadar cezaevinde mi kalacak? Öyle mi olacak? Dur dur, onu yeme. Yenisini alalım. Atalım onu. Ya atalım canım. Mis gibi durum, ben bunu yerim, günah. Dedesine anlatacak mısın durumu? Anlatırsan ölene kadar konuşmam demiş ya. Evet de ne bileyim yani, sanki adamın bilmesi lazım gibi. Niye söyletmiyor Yusuf? Dedesi hasta falan mıdır? Yok, onlar konuşmuyorlar. Niye? Yusuf utanıyor dedesinden. Kızım, Yusuf'un utanılacak nesi var? Cetvel gibi çocuk. Yani düzgün, iyi anlamında. Öyle. Ya bak, Yusuf'un yıllar önce annesi ve babası trafik kazası ölünce dedesi sahip çıktı Yusuf'a. Hikmet amca da çiftçi. Yani dünyada bir torunu var, bir de tarlası. Dünyası bundan ibaret adamın. İşte Yusuf'un üniversitede okuduğu zamanlar... Dur, Yusuf üniversiteli mi? Evet, ziraat okuyordu. Vay. O zamanlar Yusuf işte bir gece dışarıda kasabada yürürken bir kavgaya karışıyor aslında. Kızın birini rahatsız ediyorlar. Bu da araya giriyor yardımcı olmak için. Ondan sonra kavga iyice büyüyor. Çocuklardan biri bam diye yere düşüyor. Kafası falan yalıyor. Hastanelik oluyor. Yani bayağı büyük bir olay. Ondan sonra tabii Yusuf da hapse düşüyor o sıra. Dedesi de, Hikmet amca da hemen tarlayı ipotek ettiriyor ki yani onun parasıyla çocuğun babasına verecek, şikayetini geri alsın diye. İşte sonra ödeyemediler. Tarla evden gitti falan.
Yusuf da işte olaydan sonra apar topar okulunu falan bıraktı. Geldi İstanbul'a, deli gibi çalışıyor. Parayı biriktirip dedesine yeniden tarlasını almak istiyor. Çocuk bak 4 yıldır bunun için uğraşıyor. Şu başına gelen şeye bak ya. Yani tarlayı geri alamadığı için dedesini aramıyor. Buna mı utanıyor? Ama ben kime ne anlatıyorum? Sen ne anlayacaksın ya? Yusuf bir kere duygusal hassas bir insan. Sen ne bileceksin? Sen belli ki küçüksün Yusuf'tan. Niye abi falan demiyorsun? Sana ne ya? Sana mı soracağım? Hayır yani düşündüğüm gibiyse Yusuf hapisten çıktıktan sonra daha çok ağlarsın. Kes artık bir kes ya. Tamam kestik. Ben hesabı ödeyeyim. Kalkalım. Daha Yusuf'un sevgilisine haber vereceğim. Sen Yusuf'un sevgilisiyle tanıştın mı? 10 numara kız. Harika. Görsen bayılırsın ya. Ya tamam ben kendi hesabımı kendim öderim. İyi öde. Bak Yusuf cezaevinden çıkana kadar seninle görüşmek zorundayım ama sonra yüzüne bile bakmayacağım. Çok da umurumdaydı. Ben hesabımı alabilir miyim? Benim bir tane dönerim bir de ayranım var. Abi benim hesabı da yollar mısın? Pardon. Buradan Emine'nin çarşıya nasıl giderim? Buradan geçmez. Beşiktaş'a gitmen lazım. Sağ ol. Yenge. Fırat ben, Yusuf'un ev arkadaşı. Geçen evde de görmüştüm seni. Evet, dinliyorum. Yani kusura bakmayın, iş yerinizde rahatsız ettim. Neden gelmiştiniz? Yusuf'tan haber alamayınca merak etmişsinizdir dedim. Yani böyle de laps diye söylenmez ama... Ne oldu Yusuf'a? Tutuklandı. Neden? Ne yapmış? Bozulukta bir kavgaya karışmış. Bozuluk neresi? Balıkesir tarafında. Ha, ne oldu? Bir cüzdan kaybolmuştu. Yusuf da onu geri götürmek için bozuluğa gitmiş. Kısaca anlatabilir misiniz? Ofise dönmem gerekiyor da. Ha, tabii ben yani detay istersin diye şey yapmıştım. Neyse, kavga ettiği adam hastaneye kaldırılmış. Yani bu yüzden tutuklamışlar. Anladım. Teşekkür ederim. Şey, ya yani avukatın numarasını verebilirim istersen. Dilek Hanım. Evet, çok iyi olur lütfen. 0508. Çok teşekkür ederim. Soğuk mudur nedir ya? Meryem sana mı geldi? Söylemem canım kimseye. Gerçekten kamyonun çocukla mı kaçmış? Hmm, onunla gelmiş İstanbul'a. Sonra çocuk bunu bırakıp gitmiş. E tabii polisten kaçıyordur. Ne polisi? Aa, senin haberin yok mu? Hani Meryem'i evlendirecekleri adam var ya, Mustafa Yalçın. Kamyon çocuk bu adamı dövmüş, adam komalık olmuş. E şimdi polis de her yerde onu arıyormuş. Hadi canım. Bizim kızın bunlardan hiç haberi yok. Çocuk hiçbir şey söylememiş. Bak Seda, tekrar söylüyorum. Sakın amcamlara falan bir şey söyleme, tamam mı? Sonra o ona söyler, bu ona söyler. İsmail amcanın kulağına gider vallahi. Sonra kızı söküp alıp götürür buradan. Ya çocuk muyum Nagihan abla? Tamam dedik ya. Bak Meryem'e söyle, bozuluğa geri dönmesine. Vallahi ortalık çok pis karıştı. Ne yapıyorsun sen orada? Mesai saatinde telefon yok demedin mi? Kapatıyorum. Hadi Sema abiye selam söyle. Bir de öp benim için. Tamam söylerim. Bak sen de bir şey olursa bana haber et, tamam mı? Amcamlara çok selamlar. Rüzgar Bey, kusura bakmayın çok önemli bir telefon konuşması yapıyordum da. Ha benimle ilgili bir şey mi? Yok. Estağfurullah ben niye öyle bir şey yapıyorum? Bakım eviyle alakalı. Değil aslında. Niye bana söylüyorsun o zaman? Mesai saatleri ya. Alt tarafı bir telefon konuşması. Ben de ara ara telefonda konuşuyorum yani. Sorun yok. İyi. Kolay gelsin. Gelsin.
Nagihan. Adaya söyle çocuğun başının belada olduğunu bilsin. Ay bilmesin canım. Allah Allah. Niye söyleyeceğiz? Daha dayısından yeni kurtuldu zaten. Yeniden başına bela açılacak mahkemelerdir, polislerdir. Ya çocuk onun için o kadar fedakarlık yapmış. Yapmışsa yapmış. Belki teki nereden biliyoruz? Bence adayı ilk kurtardı kendini. Ya nereden çıkarıyorsun? Çocuk kızın canı sıkılmasın diye kavgadan bile bahsetmemiş. Tamam. Biz de söylemeyeceğiz. Vallahi hayatında ilk defa bir gün yüzü görecek. Tam İsmail'den kurtuldu derken başka bela istemiyorum kızın başına. Siz kadınlar bazen çok zalimsiniz ya. Belki hayat çok üstümüze geldiğinden olabilir mi acaba? Ha hayatım? Kıyamam. Hay abla. Ha? Bu ileride 100 metre koşucusu olur ya. Baksana şuna. Anneciğim köfte yer misin? Boncuk kızım benim ya. Gel bakalım babaya gel gel. Gel benim boncuk kızım ya. Gel benim boncuk kızım. Gel bakalım. Al anneciğim. Köfte ha? İster misin? Yerim mi köfte? Ha, istemem. Al. Ne yaptın? Rahat buldun mu evi? Vallahi yolların kurdu olmuş bu ha. Şişli'den kalkıp Eminönü'ne gitmiş. Oradan da buraya gelmiş. Eminönü ne alaka? İstanbullu beni merak edip gelir belki dedim ama gelmedi tabii. Ama bu sefer öyle çok durmadım. Sadece 10 dakika bekledim. Biliyor musun bakım evinde hasta bakıcı arıyorlarmış. Ben de seni söyledim. Ha? Yarın benimle gelirsin gündüz. Şef'le konuşursun bir. Yani 100. katların camlarını sileceğine bu daha iyidir. Ay bak düşündükçe aklıma geldikçe sinir oluyorum zaten. Bir de gündeliğini iç etmiş kadın. Yarın mesaim olmasa giderim o cadı kadının boğazına elim böyle sokar, ümüğünü sıkarım yemin ediyorum. Katil doğanlarda bugün. Nagihan Zorlu. Hak ediyor ama. Abla boş ver o kadını ya. Bakım evine beni gerçekten alırlar mı? Kız alırlar, niye almasınlar canım? Ama iş biraz ağır. Hastaların altını temizleyeceksin, duşunu, banyosunu yaptıracaksın. Öyle almış almada bir maaşı yok. Ya gelen durmuyor çok. Ya ama ben o dediğin işlerden tiksinmem. Yengeme baktım ya, alıştım zaten. Nagihan abla. Hı. Bu iş olur mu? Kız inşallah birlikte gider geliriz ha. Bana söz ver. İlk güneşli günde vapura binip adalara geleceksin benimle. Bu kadar çirkin bir vapur olursa bilmem. Çok beceriksizsin. Kadere inanır mısın? İnanırım herhalde. Bence artık inanmalısın. Ben cüzdanımı kaybettim. Arkadaşın buldu. Sonra sen içindeki mektubu okudun. Bana getirdin. Dayım... Annemin saçlarını tuvalete attı. Ben evden kaçtım. Sonra yine sen çıktın karşıma. Sana doğru atmışım resmen. Gemi gibi. İstanbullu. Sen benim kahramanımsın. Nasıl? Nasıl yaptın bunu ya? Ne güzel olmuş. Hakkımdaki her şeyi biliyorsun. Bırak o da bana kalsın. Değil mi? Söz. İlk güneşli günde seninle adalara geleceğim. Anlaştık. Bir şey durun beyefendi, sakin olun. Şükran Hanım, bir şey söyleyeyim. Biz size haber vereceğiz. Beklemede kalın lütfen. Fehmi, ne oluyor? Bekleyin. Bilmiyorum, koştur koştur işe. Fehmi! Sakin ol. Öldü. Yenge, öldü. Sakin. Öldü. Mustafa'm öldü. Sekizer saatlik vardiyalarla çalışıyoruz. Elemanların izin günlerine göre fazla mesai oluyor.
Eğer kalamam edemem diyorsan hiç başlama. Yok demem. Gerekirse 24 saat çalışırım. Lise mezunuydun. Evet. Peki daha önce yaşlılarla hastalarla çalıştın mı? Yok çalışmadım. Ama yengeme baktım. Bir kas hastalığı var. Yataktan kalkamıyor. Ama bütün işlerini ben yaptım. Yani deneyimli sayılırım. Bir ay deneme süren var. Bir ay sonunda memnun kalmazsak ihbarsız işten çıkartırız. Sigorta girişin yapılacak çünkü Rüzgar Bey sigortası eleman çalıştırmıyor. Sağ olsun. O zaman bizim malzeme odasından sana bir forma versinler. Hemen başla. Yarın sabah da kalan evraklarını hazırlar getirirsin. Ya çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O zaman kolay gelsin. Güle güle. Kapıyı kapatayım mı? Kapat bakalım. Tamam. Heh, ne oldu? Bilmiyorum abla. Ya evrak falan dedi, forma dedi. Alındım galiba. Ay, hayırlı olsun kuşum. Teşekkür ederim. Aferin sana. O zaman yengemi de arayayım, iş bulduğumu söyleyeyim. Ama bak gizli yap numaranı, yeni attığını öğrenmesinler. Tamam. Dayım zaten bu saatte kahvede oluyor. İsmail bir çay koy bana da. Bir ekmek peynir, bir şey ver, öldüm acımda. Tak kendini al. Allah'ın adını verdim. İlaç içeceğim ha. Kaç gün oldu Meryem arıyor mu? Sen bir de ortalara atıyorsun kendini onun için. Arayıp da yengem iyi mi kötü mü diyor, diyor mu? Demiyor. Gizli numara, o arıyordur. Aç durumu vaziyete anlat. Acımdan ölüyorum de. Alo. Meryem. Yenge benim. Nasılsın? Dün de aradım. Ama dayım açınca kapattım. İyi misin? Dayım benim yüzümden eziyet etmiyor değil mi sana? Sen beni düşünme kızım. Ha? Neredeysen orada mutlu ol. Burayı da düşünme. Neredesin kız sen? Neredesin? Hadi beni çiğnedin. Bu kadına hiç mi acımıyorsun? İki gündür aç lan bu kadını, aç. İyiyim. İyiyim ben Meryem. Duyuyor musun kızım? Çok iyiyim. Bak. Sakın dönme. Dönme Meryem. Dinlemedi. Hadi. Hadi benim hatırım yok. Bu kadının hiçbir hakkın yok senin üstünde. Ha? Nankör köpek. Neredesin sen? Dönersen hakkımı helal etmem Meryem. Ne oldu kız? Ya yengemi orada bıraktım. Ah kuzum ya. O bana o kadar şey yaptı. Benim yaptığıma baksana. Onu orada bıraktım. Ama bir ev bulayım. Onu da getireceğim. Nasıl kaçtıysam onu da kaçıracağım o evden. İstanbul'un beni kurtardığı gibi ben de onu kurtaracağım. Kurtarırsın kızım, kurtarırsın. Ama artık üzülmek yok, ağlamak yok. Senin güçlü olman lazım, tamam mı Ada? Ha? Sil bakayım şu gözyaşlarını. Tamam, derin bir nefes al bakayım. Dik dur. Bunları iyi günler. İleride daha yatalak olacak. Altına pisleyeceksin. Kimse temizlemeyecek. O pisliğinin içinde boğulacaksın. Gelme Meryem diyorum. Ben mi temizleyeceğim senin pisliğini? Ha? Ben mi temizleyeceğim? Açsın değil mi? Al ya hepsini. İsmail abi. İsmail abi. Ne oluyor lan? Hayırdır Fehmi? Mustafa'ya bir şey mi oldu? Kapa ağzından konuşmayan. Selamun aleyküm yenge. Aleyküm selam. Ya dağınıklığın kusuruna bakmayın. Yenge içeri götür. Gel teyze, seni içeri götüreyim. Hadi. Sen gel içeride otur. Sen kapat kapını, otur. Hayırdır inşallah Fehmi? Anlayacaksın şimdi. Ne oldu İsmail? Hortlak görmüş gibi bakıyorsun. Mustafa Bey, kamadan çıktın mı sen? Şükürler olsun ya. Çıktım. Eyvallah, çok şükür. Çok şükür, Allah'a yırttık kefeni. Hadi çok şükür. Şimdi İsmail, ben diyorum hastanedeyken benim işler aksamasın. Malum, senden de bir alacağım var. 51.500 lira. 50.000 lira yalnız. Faiz mi işletiyorsun? Yok.
Senin o evlatlığın olacak kız. Benim onu... 1500 liraya aldığım gelinlik. Onun olacak. Ne? Vallahi haberim yok benim Mustafa Bey. O beni ilgilendirmez. Şimdi benim çocuklar senin yanında. Beraber bankaya gideceğiniz. Parayı çekeceğiniz. Bana göndereceksin. Tamam mı? Ben yalnız parayı bankaya yatırmadım. Para evdeydi. Meryem giderken onu da almış. Dedim ya vallahi ben senden müşkül durumdayım. Sevaptır dedik aldık. Besledik büyüttük. Yılan giderken ilk bizi soktu yemin ediyorum ya. Sen şimdi diyorsun tavşan nerede? Daha kaçtı. Daha nerede Mustafa'ya girdi diyorsun ha? İsmail. Sen beni daha hiç tanımamışsın ha. Ben kimseye hakkımı, hukukumu yedirmem. Ya ne diyeyim vallahi Mustafa Bey. Sen de biz yapalım. O zaman bul Meryem'i. Getir benim karşıma. Ben onunla hesabımı göreyim tamam? İstanbul'a kaçtığını sanıyorum ama. İstanbul büyük şehir. Nasıl bulacağız onu orada? Bak, orası beni hiç alakadar etmez. Şimdi sana bir hafta mühlet. Bu yataktan kalktığımda Meryem'i karşımda görmezsem seninle başka dilden konuşacağım. Anlıyor musun lan? Hem sonra o senin evlatlığının dostuyla da bir hesaplaşacağım. Hele bir cezaevinden çıksın. Yakalandı mı? Yakalanmış. Çok şükür ya. Tahliye bile oldu ya. Tahliye ediliyorsa Meryem ona gider. Fehmi beni yetiştirsin İstanbul'a. Adam tahliye olmadan ben gideyim. Bulsak anca öyle oluruz. Ay, bütün gün yaşlı görmekten yaşlandım vallahi. Gidip şöyle alışveriş yapalım, göbeği açık tişörtler falan alalım da keyfimiz yerine gelsin. Gençleşelim ayol. Nehri kim alacak? Semih'e mesaj atacağım, telefonu kapatacağım. Ki alemsin Nagihan abla. Ay kız kendim için değil, senin alışverişe ihtiyacım var. Ay başında ben buradan maaşımı alayım, öyle gider alırız. Benim kredi kartından çektiririz. Daha taksit de yaptırır, sen bana ödersin. Gerek yok abla. Ay nereye gerek yok? Var tabii. Ayakkabı ayağından sileceğim. Lap 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 yürüyorsun. Ya o zaman şu Eminönü'ne gitsek mi? Orada böyle bir sürü tezgahlar var. İstanbul'u bir daha gelmeyecek tatlım. O çocuğu bir daha görmeyeceksin. Unut lütfen artık şunu. İstanbul'u için değil ama... Eminönü'ne gidelim, orada çok güzel ucuz dükkanlar var. Benim gitmişken balık ekmek de yeriz, keyif yaparız şöyle. Tamam. Gel şurada otur sinirelim. Yaralanmadan devam edecek davan. Görgü tanıkları senin ifadeni doğruluyor. Nefsi müdafaayı da göz önünde bulundurursak çok ceza alacağını sanmıyorum. Daha önce sabıka kaydın da yok, tecil edilir. Çok uğraştınız siz de, teşekkür ederim. Rica ederim. Ama kefalet ücretini yapmasaydı seni duruşmaya kadar çıkaramazdım. Sumru Hanım mı ödedi kefaleti? Hayır, Nalan Hanım. Abla ya, araba beni çok tuttu. Şşş, neden tamam mı? Tamam. Şuraya bir imza atar mısın? Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ olun. Şunu beğenmiştim. Denedim zaten. 30 setini alabilir miyim? Aa, kız ne zaman denedin sen onu? İşte İstanbulluyla ayrılıp buraya geldim. Ya ben ayakkabıyı denerken o çekip gitti. Kimsesizliğimden korktu herhalde. Ya ne sandı? Ya bir iyilik gördüm diye sakız gibi yapışacağım mı sandı abla? Ay ne bileyim canım. Belki sana söyleyemediği şeyler vardır. Gitmesi gerekmiştir değil mi? Haklısın. Unutacağım. Çıkaracağım aklımdan İstanbul'u. Yiyecek misiniz yoksa kutusuna mı koyayım? Yok, yiyeceğim. Yiyeceksiniz.
Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben sizi gelişmelerden haberdar edeceğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bitti abi. Bitti. Kurtuldun. Bak Fehmi, dedim ben. Tam ucu ucuna yetiştik ha. Meryem yok ortalıkta. Gelmemiş. Çocuk hapse girdi diye terk etti herhalde. Lan atasına, dayısına vefa göstermeyen, dün tanıştığı çocuğuma vefa gösterecek bizimki de laf işte. İsmail amca, ne çok konuşuyorsun be. Allah aşkına biraz sus. Vallahi kafam şişti. Ümitsizliğe kapılma. Belki buradan Meryem'in yanına giderler. Sumru Hanım'a haber verdim. Akşam senin için sofrayı donatır. Ben de yerim bir şeyler artık. Fırsatçı. Kız arkadaşını da kendin ararsın onu. Doğru diyorsun. Arayayım hatta. Alo. Yusuf. Alo. Ne alem? Kendi telefonundan aradığına göre tahliye edilmişsin. Evet. Borçlandım sana. Nasılsın? İyi misin peki? İyiyim. Sen? İyiyim. Şimdi müşteriden çıktım ve ofise gitmeme gerek yok. Neredesin? Gelip alayım seni. Bir işim var. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam, tamam olur ama unutma, tamam mı? Seni bekleyeceğim. Tamam. Görüşürüz. Hayrola, ne işin var? Eminönü'ne gideceğim. Adı onu bulmak için geri döneceğimi bilir. Abi, kapalı ortam sana iyi gelmedi herhalde. Ya kız günlerdir orada mı duracak? Arada bir onu bekleyeceğimi söylediğim yere geliyordur. Ya ben olsam öyle yapardım. O da geliyordur, eminim. Sen bu kıza aşık falan mısın? Sen şu benim eşyaları al eve geç. Ben de giderim akşam. Görüşürüz. Abla vallahi ayaklarıma kara sular indi ya. Aa, Eminönü dedim böyle gezeceksin. Her yerden fiyat alıp en ucuzunu alacaksın. Bir sürü şey aldım ya. Ay kız bir sürü şey diyorsun ya. Sana diye alışveriş çıktık, benim halime bak. Bir tane kot, iki tane tişört aldım alt üstü. Bak gel, sana alışveriş nasıl yapılıyormuş ben şimdi bu mağazada göstereceğim. Allah kredi kartından razı olsun. Yürü. Abla ben bir su alıp geleyim mi? Ama kaybolmazsın değil mi? Yok yok, kaybolmam. İyi tamam. Bak buradayım ben, bekliyorum seni. Tamam. Yok işte. Yok. Kardeşim senden bir şey isteyeceğim ama ölüm kalım meselesi. Burak. Kalemin var mı? Yok ki abi. Nasıl yok oğlum? Yok abi. Ah be kızım ya. İnşallah kaybolmadın. Neredesin? Ya Ada neredesin ya? Geldim abla. Ver işte. Vallahi delirecektim meraktan. Hay hadi yürü. Şu balık ekmek işini halledelim bari. Ada, Ada. İstanbul'da burada. Nerede? Durmasın, hemen uzaklaşsın dedi. Dayım buradaymış, seni arıyormuş. Ona yakalanmak istemiyorsan kaçacak mısın? Dayım buradaymış, hadi gidiyoruz. Dur. İstanbul'u seni terk etmemiş, telefon numarasını bıraktı. Versene.
Ver. Hadi adres. 749, evet. 20, yok. 27.89. Hadi, hadi adresi. Hadi yürü. Hadi yürü. Yürü, dayın gelmiş. Hadi yürü. Benim İstanbul'u aramam lazım abla. İstanbul'u? Kimi aradınız? Ben Ada. Kusura bakmayın, çıkaramadım. Nereden aradınız? Sen bozuluğa gelen kamyoncu değil misin? Ne kamyoncusu arkadaşım? Dalga mı geçiyorsun? Yanlış numara. Hadi hadi. Dayın görecek bizi, bulacak. Hadi yürü. Seni milyonlarca defa aradım, mesaj attım. Ya sen geri dönmeyince ben zaten anladım senin başının dertte olduğunu. Ya bir de ben geçen hafta rüyamda ne gördüm biliyor musun? Kafes. Ay Seher benim işte bu oda arkadaşım bana demişti. Bu kafes hapis demek demişti de ay ben ciddiye almadım ki hiç. Meğer resmen bana malum olmuş ya. Şimdi aslında düşününce anlayabiliyorum yani kafes, hapis birbirine bayağı benziyor da. Hiç susmayacak bence. Hafakanlar bastı vallahi. Yusuf'un tahliye oluşuna sevinemiyorum be ben. Yusuf, bak paçanga böreği yaptım. Çemeninden ayırdım pastırmasını hususi. Al canım ye. Ellerinize sağlık. Hepsi çok güzel olmuş. Hepsinden yedim. Ha bir de sen dedeme anlatırsa ölene kadar onunla konuşmam deyince ben dünden beridir babamla da konuşamadım. Ha kendim biliyorum yani çünkü ben çenemi asla tutamam. Sır falan asla tutamam yani dökülür her şey. Sen ayol senin yurdun yok mu? Yurtta kalmıyor muydun sen? Saat 8 be kızım. Trafik olur, ne bileyim, metro arızalanır, her şey oluyor biliyorsun. Sel olur, yağmur yağar, bir şey olur. Ay yetişemezsin bir de o yurduna. Hadi çık bir an önce yoluna. Hadi bakalım hadi. Tamam ya, zaten istemediğim yerde durmam yani. Sen Sumru Hanım yanlış anlama Çiçekciğim, o öyle söylüyor. Ama doğru söylüyor bak, ta karşıya geçeceksin. Hadi ben seni vapura bırakayım ha. Yusuf sen sevgilinle buluşmayacak mıydın? Ne yapacaksın sen? Nalan'la buluşacağım evet. Bir dakika. O böyle bir gecede niye buraya gelmiyor? Niye seni oraya ayağına çağırıyor? Ben dedim dışarıda buluşalım diye. Ay siz bu saate kadar görüşmediniz mi? Yani insan hemen sevdiğin yanına koşmaz mı ya? Kalkalım mı abicim? Tamam. Elinize sağlık Sumru Hanım. Ada? Yusuf kardeşim, Engin ben. Ha, sen misin abi? Evet kardeşim, evi tuttum yine sana işim düştü. Anladım, evi taşıyacaksın. Ya Yusuf'um bize bir indirim yapsanız ne olur? Abicim sen dükkanı ara, onlar sana iyi bir fiyat verirler. Tamam kardeşim, ararım ben yine. İyi akşamlar, yine bekleriz. Hadi biz gidelim. Sus Allah aşkına, bir de evet der. Hadi. Kendisi şey yapar. Ya 88'i 89'da mı karıştırdı acaba çocuk? Bir de öyle mi denesek? Bak bence 8'leri yaz. Hı. Sonra 9'ların hepsini yazalım. Anladım. Olma böyle. Kusura bakmayın, iyi geceler. Bu gece bütün utanma duygumu yitirdim. Tanımadığım insanları arayıp sen İstanbul'lu musun diye taciz ediyorum ya. Şöyle yapalım ama herkes aradığı telefon numaralarını buraya yazsın. Tekrar tekrar aynı insanları rahatsız etmeyelim değil mi? Hayatım sen de hepsini kaydet o numaraları. Bak bakalım profil resminden belki tanırız. Peki son iki rakamı değil de ortadaki iki rakamı karıştırdıysa o zaman bulma ihtimalimiz daha az. Ha, öyle yani. Diyorsun. Ya yok. Yok ben doğru numarayı bulamayacağım ya.
Ya abla İstanbul'u bulmak için elimde bir tane fırsat vardı. Ya baksana o da mahvoldu. Kızım yani sen de ne şanssızmışsın. Ama en azından dayına yakalanmadın. Olaya bir de o tarafından bak. Dayım beni görmesin diye yanıma gelmedi. Beni düşündüğü için. Beni kurtarmak için beni bıraktı. Ben inanıyorum ya. Vallahi bak. Biz tekrar karşılaşacağız. İnanıyorum. Nagihan ben dayanamayacağım söyleyeceğim. Neyi? Sen söyle. Şey. İstanbulluyu polis arıyormuş. Nasıl? Bir dakika ya. Siz nereden biliyorsunuz? Ya senin dayının zorla seni vermeye çalıştığı adam var ya onu yaralamış. Bozoluk'tan kaçtığınız gece. Mustafa'yı. Yusuf, sana geleyim dediğimde niye hayır dedin? Benim ev pek sana göre değil ya. İşte benim oda, ev falan pek senin gibi bir kıza göre değil. Yusuf, senin evin, odan benim umurumda değil ki. Umurumda olan sensin. Ben seninle olmaya geliyorum oraya. Saatlerdir aramanı bekliyorum, farkında mısın? Yani az kalsın beni unuttuğunu düşünmeye başlayacaktım. Olur mu öyle şey ya? Dedim ya bir işim vardı. Sonra sağ olsun Sumru Hanım benim için bir şeyler hazırlamış. Kırılmasın diye bir yeme oturdum. Birinden bir haber mi bekliyorsun sen? Hı? Birinden bir haber mi bekliyorsun? Yok. Niye telefonuna bakıp duruyorsun? Kefaletimi ödediğin için sana teşekkür ederim. Sana borcumu mutlaka ödeyeceğim. Boş ver canım, önemi yok. Ne yapsak, kalksak mı? Sen de hiçbir şey yemiyorsun zaten. Hesabı alabilir miyim? Yani biliyorsun benim durumları. Öyle hemen ödeyemem. Ama aydan aya yavaş yavaş ödeyeceğim. Böyle birilerine borçlu kalmayı falan pek sevmiyorum. Yusuf, ben senin için herhangi biri miyim? Niye öyle diyorsun? Sen çok özensin. Şu halime bak ya. Neredeyse karşında liseliler gibi beni sevmiyorsun diye ağlayacağım. Nalan ben... Ya lütfen. Sevgi sadakası verip iyice küçültme karşında beni. O ne demek ya? Buyurun. Ben ödeyeceğim. Yusuf, bırak da geri kalanını ben ödeyeyim ha. Ya zaten ben getirdim buraya seni. Ya ben olmasaydım buraya da gelmezdin. Peki. De yemek borcum olsun sana. Süper. Dışarı çıkmak için de bahanemiz olur. Bu sefer sen seçersin ama. Gözün aydın. Mustafa Yalçın iyileşmiş. Gerçekten kötülere bir şey olmuyormuş. Bir kez daha anladım ben bunu. Sen nereden biliyorsun? Hastaneye aradım. Sanki o pisliğin akrabasıymış gibi sorunca söylediler. Ay, İstanbullu katil olmamış yani. Evet olmamış ama sen olacaksın galiba. O bıçağı bıraksak mı? Yani artık o zaman İstanbul hapse girmez. Polis de aramaz. Zannetmiyorum. Bugün rahat dolaştığına göre sokaklarda. Dayım da bozuluğa dönmüştür değil mi? Kız sokak sokak seni mi arayacak? Adam dönmüştür tabii. Sen ne yapıyorsun? Burası ne hale gelmiş? Mercimekler, patatesler. Yarına çorba yapayım dedim. Ev, iş, çocuk. Çok yoruluyorsun. Birazcık da benim yardımım dokunsun değil mi? Yalnız ben misafire asla iş yaptırmam. Diyemeyeceğim. Çünkü bir kap yemek yapanın fanı olurum kız. Ay ne yeri ağlıyor. Ben bir ona bakayım. Geldim anneciğim.
Aracınız var mıydı efendim? Hayır yok. Taksi çağırın lütfen. Hemen. O adamla niye kavga ettiğini anlatmadın hala. Ya abuk subuk konuştu işte. Ne işin vardı o kasabada? Arkadaşım bir cüzdan götürmeye gittiğini söyledi. Kimin cüzdanıydı o? Bir kızın mı? Doğru söyle, tanıyor muydun kızı? Hayır. Hayır Nalan, tanımıyordum. Peki. Buyurun. Bırakayım mı seni de eve kadar? Yok gerek yok, yürüyeceğim ben biraz. Peki sen bilirsin. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hapse girdiğimi söyleyince patron bir daha gelmesin dedi mi? Patronla konuşmadım ki. Hani bir tane orada kıl kuyruk bir tip var ya. He. İşte ona söyledim. Bir böyle ağzını bozacak gibi oldu falan. Ona mı? Yok abi, öyle ortaya. Hani ben böyle işin gibisinden. Ben de patrona ilet deyip çıktım. Şutlanacağım zaten o kesin de. Şu 12 günlük parayı verseler bari. Böyle asgari ücretle çalıştırarak tarla için falan para biriktiremezsin. Abi Çiçek söyledi. Ama yani ben sordum, ısrar ettim. Kıza bir şey deme. Yani boş boğazlıktan ne? Oho! Keyifler yerinde maşallah. Çocuklar hadi. Gecikiyorsunuz yani, gün ilerliyor. Hadi kalkın artık, geç kalıyorsunuz işlere. Hadi. Elinize sağlık Sumru Hanım. Afiyet olsun. Sumru Hanım. Az ye. Hadi kolay gelsin. Memlekete gitmiyormuşsun. Dedeni de aramıyormuşsun hiç. Maşallah Çiçek, ne var ne yoksa dökmüş. Kız üzülüyor abi. Yani sana da üzülüyor, dedene de üzülüyor. Yazık, yaşlı adam. Dünyada bir kimi kimsesi sen varsın. Sen de gururundan adamı aramıyorsun. Yusuf, kendin değil dedeni cezalandırıyorsun. Farkında mısın? Çiçek, dedemin tarlayı neden sattığını anlatmadı mı? Anlattı. Benim o adamı aramaya yüzüm var mı sence? Lan! Şu tipine bak. Oğlum! Kulaklara bak. Bu ne güzel şey ya. Suyu yok bunun. Yazık, hayvan ekmek yiyor ya. Abi ne yer ki bu? Yani şurada market var, sosis falan alayım mı? Para yok ki oğlum. Bende var abi. Alırım ben şimdi. Adem neden senin acaba? Pardon. Günaydın. Suyu bitmiş hayvanın. Koyarım bir ara. Çekil. Sen kuru ekmekle mi besliyorsun bunu? Sana ne? Çok meraklıysan vereyim de sen besle. Torunlar başıma bela etmiş zaten. Hay Allah. Üstüme döktüm. Ya önemli değil. Hemen temizleriz Memdu amca. Eline sağlık. Teşekkür ederim kızım. Ya lafı mı olur? Ben yedireyim mi? Zahmet olmasın. Ya ne zahmeti, gel. Dikkat et. Ekmek doğru yiyeyim mi? Sağ ol. Bak bahçede kanaryalar bir ağaca yuva yapmış. Öyle mi? Şimdi yemeği yiyelim. Beraber sonra çıkıp gezelim. Tamam mı? Olur kızım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Doydum zaten. Sağ ol kızım. Tamam. Sağ ol kızım. Başka bir şeye ihtiyacın olursa düğmeye bas. Teşekkür ederim yavrum. Sağ olasın. Sağ ol kızım. Sağ ol kızım. Ben Meryem'in iyiliği için diyorum kızım. Daha 19 yaşında. Koskoca İstanbul. Ne yapar, ne eder, ne yer, ne içer? Merak ediyoruz ya. Çocuk yaşta diyorsun ama babası yaşında adamla evlendirmeye kalktın. He. Sanki kötülüğü için yaptım. Vallahi billahi Meryem'i düşündüğüm için yaptım. Yengesi de ben de yarın öbür gün öleceğiz. Heh, kim sahip çıkacak bu kıza? Hiç düşündün mü? Kim sahip çıkacak?
durumu iyi bir kocası olsun istedim yani. Kötü mü ettim? Suç mu işledim? Neyse İsmail amca ya. Boşa konuşuyor zaten. Gerçekten Meryem nerede bilmiyorum. Beni de aramadı. Bak kızım. Kolundan tutup getireyim diye sormuyorum Meryem nerede. Meryem bizim evladımız. Ha, şu kadar çıktı bize geldiğinde. Yengesi evde ağlıyor. Yemeden içmeden kesildi. İsmail diyor. Evladımı son bir göreyim diyor. Gelmese de iyi mi, durumu nasıl bir bileyim diyor. E şu kadar da merhamet yok mu yüreğinizde ya? Meryem nerede bilmiyorum ben. Söyle işte Seda. Yaşlı başlı adam karşında yalvarıyor. Bak karısı da ağlıyormuş, yazık ayol. Bilmiyorum dedim ya. Yalan söyleme. Geçen gün telefonda konuşurken duydum. Meryem'e söyle filan diyordun. Seda'nın amcasının kızı Nagihan var ya. Bildim. Onunla konuşuyordu. Allah sizden razı olsun. Ya. Vallahi şahane refleks ha. Birini ziyarete mi geldin? Hayır. O zaman niye burada oynuyorsun? Basketbol oynayacak başka bir yer bulamadın mı? Pardon, çok özür dilerim. Sen buraya ne zaman geldin? Ayakkabısız kız. Biz seninle Eminönü Meydanı'nda çarpışmıştık. Ben senin ayağına basmıştım. Ayakkabın yoktu o gün. Bugün terlik var. Güzel. Ya bak insanları rahatsız ediyorsun, tamam mı? Ya al topunu da git başka yerde oyna. Vallahi bence basket oynanacak en iyi yer burası diye düşünüyorum ama. Tamam o zaman. Ben de topunu vermiyorum. İyi. Verme. Nedir? Bugünkü aktivite basketbol mu? Ya yok ya. Ben bunu nereye koyacağım? Aa. Kızım imzalı bu. İnternette çok pahalı böyle şeyler. Pahalı mı? Ya. Ya pardon. Ya bu top bende kalmasın. Al. Allah zalim komşu gibi keseceksin sandım. Ya iyi ki kesmemişim. İmzalıymış. İnternette falan da öyle çok pahalıya satılıyormuş. Ya ben anlamam böyle şeylerden ama. Al. Sen ne zamandır burada çalışıyorsun? Daha bir hafta olmadı. İyi. Öğle molasına 15 dakika var. Hadi gel de sana yemek ısmarlayayım. Oldu. Oradan da sizin eve gideriz değil mi? Pislik. Evli misin sen? Nişanlı. Uzun ilişki. Platonik. Platonik. Kendini bir şey sanıyor. Gerizekalı. Çekmecede değildi ya. Dolaptaydı. Üşüdün mü? Üşümedim, sağ ol. Adam, topu ne yaptın? Ha şey, şurada üstü açık arabalı gıcık bir çocuk vardı. Onundu zaten, ona verdim. Patrona mı? Yağmur, bir bakar mısın? Geliyorum. Rüzgar Bey'den mi bahsediyor? Rüzgar Bey kim? Patronun oğlu, küçük veliaht. Bir dakika. Buranın sahibinin oğlu mu? Evet. Ya niye gelip bana asıldı ya, niye? Asıldı mı? Evet. Beni yemeğe çağırdı. Ben de ters dedim. Ablaya beni işten atarsa. Aman yapmaz öyle bir şey. Çok tatlı çocuktur.
yaptım iş buldum derken? Bütün şanssızlıklar beni buluyor. Yapmaz, yapmaz vallahi. Ama çok tersledim. Korkma, korkma, yapmaz. Vallahi yapmaz. Ay tatlım benim. Alex. Koçum. Ne haber lan? Ne haber lan? Özlemişim lan seni. Özlemişim lan seni. Görüşürüz. Oo Yusuf. Geçmiş olsun. Sağ olun Nuri Bey. Suçsuz yere yakalandım. Suçsuz yere demek ha? Vay kardeşim Yusuf, atlattın demek ha. Geçmiş olsun. Senin bütün sermayen, gücün, kuvvetin. Sen niye kendine dikkat etmiyorsun? Abi olmadık yerlerde et yiyorlar. Ondan sonra zehirlendik. Murat bizi idare et. Bir de suçsuz yere yakalandım diyor. Hey Allah'ım ya. Bir daha olmasın yalnız. 15 günü geçerse yerine adam alırım ona göre. Nuri Bey, telefon var. Hasta mı sanıyordu beni? Fırat geldi yanıma. Anlattı durumunu. Masumiyeti ispatlansın, birkaç güne çıkacak dedi. Öyle deyince ben de dedim birkaç gün idare edeyim, bir şey olmaz. Yalnız bak, senin hapse girdiğini falan bilmiyor. Öğrenirse aynen şut. Bak ona göre bu muhabbet aramızda kalsın. Ne oldu şimdi, tamamen bitti mi? Kapandı mı durum? Birkaç duruşma daha sürermiş ama avukat ceza çıkmaz dedi. İyi atlatmışsın. Bu arada Murat, sağ ol. Ne kadar işe ihtiyacım olduğunu biliyorsun, teşekkür ederim. Önemli değil ya, biz üstümüze düşeni yaptık. Hep sen mi kahramanlık yapacaksın? Sen de maaşını aldığın zaman aylığının bir haftalığını bana verirsin. E kahramanların da paraya ihtiyacı var değil mi? Gelmeden her şeyi hazırlarım diyordum ama madem evdesin yardım et bakalım. Bu elindekiler ne? Perde aldım. Umarım boyları buraya olur. Yeni bir nevresim takımı. Bak rengi çok güzel değil mi? Bir de ufak tefek şeyler aldım bak. Yastık. Ve kahve makinesi aldım. Artık sabahları kahve içmek istediğimizde Sumra'nın o suratını çekmemize gerek kalmayacak. Hah, bir de kilim aldım da onu taşıyamadım. Sen getirirsin değil mi? Ne gerek vardı? Keşke bu kadar masraf etmeseydin. Sen buranın benim gibi bir kıza uygun olmadığını söyledin. Ben de burayı kendime uyduruyorum. Aynen. Burayı ne kadar süslersen süsle senin alıştığın evlere benzemeyecek. Ben düşündüm. Ya haftanın en az bir gecesi burada kalıyorum. Ve hiç özel eşyam yok. Ben de kendime diş fırçası, tişört, terlik falan aldım. Dolabında bana verebilecek küçücük bir yerin var mı? Nalan. Biz birbirimizin arkadaşlarını tanımıyoruz. Birbirimizin ortamlarına girmiyoruz. Ben istediğim zaman seni arayamıyorum bile. Mesaj bırakıyorum, uygun olduğunda geri dönüyorsun. Bizim yaşadığımız şey bu. Biz birbirimize dolapta yer açmadık. Sadece bir yatak macerası yani öyle mi? Hayır, ben sana asla o gözle bakmadım.
Yer aç o zaman. Peki. Hadi Ada kızım, aç şu telefonunu ya. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Buyur İsmail amca. Sağ ol kızım. Kek çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ya sana da zahmet verdik. Afiyet olsun. İstanbul'a yolum düşünce aklıma geldin. Düğüne de gelememiştik. Gelmişken bir ziyaret edeyim istedim. Biliyorum baban çok yakın arkadaşımdı. Kaç sene oldu? 7. Sen cenazeye de gelmemiştin İsmail amca değil mi? Yani yengen rahatsızdı yine. Zaman ne kadar çabuk akıp gidiyor ya. Annenden senin telefonunu isteyince kadın bir şaşırdı. İsmail amca, bak artık karşında bir çocuk yok. Yani tamam, büyüğümsün diye terbiyesizlik etmek istemiyorum ama... Seda aradı söyledi, sen Meryem'in burada kaldığını zannediyor musun? Bozuluktan döndüğümden beri Meryem'i görmedim. Hatta biz telefonla bile konuşmadık. Diyorsun. Diyorum. Ben zaten bakım evinde çalışırken anam ağlıyor. Benim bir kaçak saklayacak halim mi var Allah aşkına? Ha, inanmıyorsan bana git bütün odalara bak. Yani kendi gözlerinle gör. Hayret bir şey ya. Yalan mı söyleyeceğim ben? Yok estağfurullah. Yalan değil de siz gençler sanıyorsunuz ki İsmail kötü. İsmail psikopat, İsmail şöyle, İsmail böyle. Kızı ailesinden koparıyoruz. Senin de kızın var. Yarın öbür gün kaçsa, nerede ne yapıyor diye bilmek istemeyeceğim. Benim kızım kaçmayacak yalnız. Baba. Ben kızımı sevmediği birine satmayacağım. Tövbe estağfurullah. Şey, anneciğim bak herhalde senin bakıcı abla yine bir şeylerini unuttu. Amcacığım sen şunu bir tut, yoksa yalnızken ağlıyor. Şşş. Ne? Dayın burada, dayın, dayın. Burada değil senin cüzdanın, sen kesin yolda düşürdün onu, ha? Yoldadır o şimdi. Ay, ben de müsaadeni isteyeyim kızım. Bırak sen. Nereye gidiyorsun İsmail amcacığım? Gel otur bak diyorsun düğününe de gelmedim diye. Kocam gelecek birazdan Semih. Yemek yeriz hep beraber değil mi ama? Hem sen gel, bak gel. Ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Biz hep Meryem'in ağzından dinledik olayları. Bir de senin ağzından dinleyelim. Belki sen haklısındır, biz yanlış düşünüyoruzdur. Otur sen otur. Sen anlat olayı. Sonra biz bir düşünelim seninle. Nereye gidebilmiş olabilir Meryem diye, tamam? Bir kişi alır mısınız? Neresi? İstanbul'da Nişantaşı'nda mı oturuyorsun? Sarıyer'de oturuyorum. Orası neresi? Ben bilmiyorum. Ünlü bir yer mi? Sayılır. Ya aslında tam Sarıyer değil. Kocataş'ta oturuyorum. Sarıyer. Kocataş. Kocataş.
kadar güzel oldu. Işıl ışıl. Sanki yeni bir oda gibi. Yeni makinemizle bir kahve içip şöyle karşılıklı güzel güzel otursak mı? Ne yapsak? Yeni fincanlar da aldım. Evcilik oynar gibiyiz. Her yaptığım, her söylediğim batıyor artık sana. Ayrılmak istiyorsun, benden söyleyemiyorsun değil mi? Mükemmel insan Yusuf, yatıp kalktığı kızı terk etmez, terk ettirir. Saçmalama kızım ya. Sen yatıp kalktığı kız niye diyorsun kendine şimdi? Niye benimle bir kahve bile içmiyorsun? Ha? Annemle konuştum yine. Yine çok kötü. Ben de kendimi iyi hissetmek için bir şeyler aldım. Senin yanına geldim. Sen ne yapıyorsun? Benimle kahve bile içmiyorsun. Tamam. Ağlama. Yusuf. Eğer gitmemi istersen beni kovman lazım. Yoksa iyiliğini suistimal edip kalmaya devam ederim. Beni kovarsan da ölürüm ben. Bu kadar iyi geliyorsun ki bana. Ben bir kahve yapayım mı sana? İster misin? Fincanı kırdım. Olsun. Aynı fincandan içeriz. Nasıl, böyle mi yapılıyor bunu? Haha, oraya koyacaksın onu. Yapabildin mi? Kocataş değil mi? Evet, burası. Getirdim sana, gel. Abla, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Mama getirdim köpeği. Sabah konuşmuştuk. Köpek yok, gitti. Kaçtı mı? Sabahlara kadar ağlayıp milleti rahatsız ediyordu. Şikayet etmişler. Ben de koydum sokağa. Abla, küçücük hayvan, el kadar hayvan. Nasıl yaşasın sokakta ya? Bana vicdan dersi yapma Allah aşkına. Git, şikayet eden komşulara söyle ne söyleyeceksen. Hadi iyi akşamlar. Vicdansız kadın. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Buralarda böyle ufak, küçük bir alacalı bulacalı yavru bir köpek gördünüz mü? Yok, görmedim.
dur. Dur. Ah. Dur, dur. Bibi dur. Bir dakika dur. Ah, gel, gel. Of. Ah. Gel. Sen niye evde değilsin? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buralarda böyle küçük kahverengili beyazlı bir köpek gördünüz mü? Maalesef görmedim. İyi akşamlar. Sağ olun. Senin de mi evin yok? Gel. Sokakta mı kaldın? İyi akşamlar. Ya buralarda böyle küçük bir köpek gördünüz mü? Yok kardeşim, görmedim. Nagihan ablaya gidelim mi? Belki dayım da gitmiştir orada. Hadi gel. Bir şansımızı deneyelim hadi. Ne oldu? Ben ayağıma boktum. Dur hemen şöyle, şöyle gel. Gel şöyle. Gel. Ne oldu? Minibüsten inerken ayağımı boktum. Acıyor mu çok? Acıyor. Senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum İstanbul'da. İsmini bile bilmiyorum. Yusuf. Yusuf. Memnun oldum Yusuf. Ben de. O gün seni kaybedince çok aradım. Telefon numaram bile yoktu. Hiçbir yerde bulamadım. Seni tekrar kaybetmek istemiyorum. Bana numaranı verir misin? Şarjım yok. Kalemin var mı? Var. Artık birbirimizi kaybetmeyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Başına bir şey geldiğini hissetmiştim. İstanbul'u beni terk etmez dedim. Ama kimse bana inanmadı ki. Mustafa ile kavga ettiğini neden bana söylemedin? Haklısın, söylemeliydim ama üzülürsün diye söylemek istemedim. Ama üzüldüm. Senin için günlerdir acı çekiyorum. Özür dilerim. Arkadaşın evi nerede? Götüreyim seni neredeyse. Çok uzakta. Hem zaten dayım beni bulmak için oraya gelmiş. Anlayacağın kalacak hiçbir yerim yok. Bu kadar çaresiz ve bu kadar kimsesiz olduğum için benden korkuyor musun? Sen çaresiz değilsin. Sen çok güçlü bir kızsın. Ayrıca kimsesiz de değilsin. Ben varım. Gidelim mi? Nereye? Bize. Benim evim hemen şurada. Tamam. Gel. Gel bakalım. Yürüyebilecek misin? Hayır. O zaman... Ben taşıyacağım seni. Emin misin? Artık eminim.
Siz nasıl buldunuz birbirinizi ya? Ben kaç saattir beni arıyorum. Senin mi? Yok. Ama artık bizim. Sen nasıl buldun beni? Ya Bozulukta'yken sormuştum ya hani. Nerede oturuyorsun diye. Sen de Sarıyer Kocataş demiştin. Ne bileyim. Belki seni görürüm diye geldim işte. İyi ki geldin. İyi ki. Acıyor mu hala? Yok, şimdi daha iyi. Hadi uyu artık. Bak Sumur Hanım sabah erken kalkar söyleyeyim. Seni görünce bir şey demez ama köpeği görünce biraz olay çıkartabilir. Öyle sabah çığlık mılık duyarsan sakın korkma, tamam mı? Ben buradayım zaten. Korkmam o zaman. Seni gördüğüm anda düştüm. Hadi uyu artık. Teşekkür ederim. Nereden çıktın karşıma? Sevdim seni, çok sevdim. Hayat yalnız yaşanmaz. Senden ayrı durulmaz. İyi geceler. Senin gibi bulunmaz. Sevdim seni, çok sevdim. Sevdim seni çok. Sen misin? Alo, Yusuf. Yusuf. Dede. Yok yok, telaşlanma, kötü bir şey yok dede. Seni merak ettim. Dizlerin nasıl? Hala ağrıyor mu? Çalışıyorum dede. Çok çalışıyorum. Parayı biriktiremedim. Biliyorum dedi. Biliyorum. Sen demedin darlayı geri al diye ama ben sana bir söz verdim. Emeğini zayi etmeyeceğim dedeciğim. Başım dik duracak. Diyeyim. Bak oğlum, insanın hayatta kaybetmeyeceği bir tek ailesi vardır. Nedir biliyor musun? Nedir? Haysiyeti. İnsan hep ona layık olmaya çalışır. Onun hatırı için başını hep dik tutar. Sen de eğme kafanı. Hadi dik tut başını. Hadi dik tut. Ha şöyle. Hiç başını eğme, tamam mı aslanım? Tamam dede. Ellerinden öperim. Dedeciğim iyi geceler.
gün yeni bir şey getiriyorsunuz başıma. Diğer vukuatlarınıza alıştım ama köpek olmaz Fırat. Al götür bunu buradan lütfen. Ya Sumru Hanım ne yapacağız? Sokağa mı atacağız? Bak nasıl yalvarır gibi duruyor. Sumru Hanım yaramazlık yapmam, beni sokağa atmayın. Hiç komik değil, komiklik yapma. Sumru Hanım ne olur sizin köpeğiniz olayım. Bak ne diyor. Ay istemiyorum Fırat. Bir kere dokundu mu bağlanıyorum ben, yapma, istemiyorum. Huyum bu çünkü. Ya Sumru Hanım kalsa ne olacak? Bak yumurtaları kırdıracaksın bana, o olacak. Kalsın ne olur kalsın. Yapma. Bak dokundu mu bağlanıyorum diyorum, anlamıyor musun? Günaydın. Günaydın. Ben Ada. Ha sen Yusuf'un arkadaşısın. Evet. Meşhur Ada. Ha bu o. Tuvalet ne tarafta? İstersen yukarıda var ama burayı da kullanabilirsin. Tamam, ben buna gireyim. Sağ ol. O oymuş. Aman ben daha güzel bir şey bekliyordum. Sumru Hanım şu surata bakın, lütfen kalsın bu. Fırat köpek olmaz. Köpek olmaz, hadi. Siz hiç zahmet etmeyin, ben hemen gidip kapıya bakıyorum. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum, bok oğlum. Bu nereden çıktı ya? Böyle sinirlerim. Çok tatlı bir şey. Yusuf evde mi? Evde. Şey, uyandı mı peki? Hayır. Sen niye okula gitmedin? Şimdi hapisten çıktıktan sonraki ilk kahvaltısı özel olmalı. Şahane poğaça yapan bir yer var. Sabah kalktım ta gittim orada, ona bunu aldım. Onu aldım. Bu kim? Sevgilisi mi? Ya sen nasıl patavatsız bir insansın? Sevgilisi o değil. Bu. Yusuf'un sevgilisi bu mu? Evet benim. Günaydın. Günaydın. Günaydın hayatım. Demek bizim Yusuf senin annenin mektubunu görünce kalkıp ta buralardan Bozulu'ya kadar gitmiş. Ya evet. Annemin mektubunu getirdiği için ona minnettarım. Önemli bir şey değil canım. Lafını etmeye bile değmez. Yusuf böyledir. Herhangi birinin ihtiyacı olursa direkt yardıma koşar. Ya kim olduğunun hiçbir önemi yok. Kara pelerinli şövalye be. Aa. Şey. Yusuf soğumadan yesene şunu. Ada yesin. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Ama ben onu sana aldım. Ada misafir ya abicim. Yani Nalan da misafir. Yani ona da bunu verirsek o zaman sen yemeyeceksin. Ben yemeyeceğim. Nalan yesin. Ben hamur yemiyorum. Sen ye hayatım. Bak çocuk almış o kadar, üzülmesin. Çocuk mu? Gençler sakin. Ver abi onu bana. Ben hemen hallediyorum. Al Ada. Sağ ol. Siz? Ben almayayım. Al abi. Artık İstanbul'a yerleşiyorsun ya, sık sık gelirsin bizim buraya. Bilmem ki. Hem Yusuf'la görüşürsün, hem biz seninle sohbet ederiz. Bu Nalan da geliyor da sohbet olmuyor. Tuz uzatır mısın? Sana sevgilim.
Ellerinize sağlık. Her şey için çok teşekkür ederim. Sana da. Ben bırakayım seni. Gerek yok. Otobüs durağını bulunca gerisi kolay İstanbul'du. Yani başta adını bilmediğimden. İyi de Yusuf İstanbul'u bile değil ki. Benim için öyle. Yani ben başta adını öyle bilmeyince... Tanıştığıma sevindim. Yusuf sizden çok bahsetmişti. Bir şeye ihtiyacın olursa beni de ara. Buradaki tek tanıdığın kişi Yusuf değil artık. Babucumun samimisi. Görüşürüz. Görüşürüz. Memnun oldum. Görüşürüz Ada. Görüşürüz Çiçek. Görüşürüz. Görüşürüz. Bekliyorum bak. İyi günler. Çay koyayım mısın? Ben de geleyim, beraber yürürüz biraz. Sevgilin yalnız kalmasın. Ayıp olur. Nalan. Ya Nalan'la ben öyle... Yani böyle ayaküstü nasıl anlatılır bilmiyorum. Hiçbir şey açıklamana gerek yok. Sen bana en başından beri dürüst oldun. Beni hiç hayal kırıklığına uğratmadın İstanbul. Yusuf. Hoşça kal. Bulamadıysan beraber koyalım. Ada buldu. İsmini de koysun. Ben çıkayım o zaman. Hazırlansam iyi olur. Ay, dayın da bir gitmek bilmedi. Geldi, yedi, içti, sonra bu saatten sonra yola mı çıkılırdı? Yattı, uyudu be. Benim oraya gelmemi beklemiştir. İyi işte. Gördü senin bizde kalmadığına, inanmıştır artık. Kız, sen de İstanbul'u tam zamanında buldun ha. Baksana, centilmen çocukmuş. Seni odasında değil de başka bir odada ağırlamış. Rahatsız olma diye. Çünkü odasında sevgilisi varmış. Öküz, şerefsize bak sen ya. Ya öyle deme. Ne diyeyim ya? Hem ben sordum bozulukta sevgilin var mı diye. Var dedi. Yalan söylemedi ki hiç bana. Biliyordum zaten ben sevgilisinin olduğunu. Ama öyle birden karşımda görünce... Yıkıldın tabii. Hayır. Biraz. Madem sevgilisi var, niye sana kahramanlık yapıyormuş? Çünkü o iyi bir insan. Benim bitti. Ay benim de bitti. Gel dağıtalım şunları. Hadi. Çünkü o iyi bir insan değil mi? Yavla ya. Yavla ya. Geçen sene aldığımız makine. Bu sene ne olduysa galiba. Bu hep gelir mi? Eskiden ara sıra gelirdi. Babası şimdi buranın idaresini ona devretti. Herhalde daha sık gelir artık. Ha, öyle sık sık gelir. Kızlara asılır. İnsanları da rahatsız eder, oyalanır yani. Kız sen taktın bu çocuğa. Ne takacağım? Gıcık. Kızgın değilim. Çünkü sana güveniyorum. Sen kimseyi aldatmazsın Yusuf.
Hala top oynuyor musun? Oynuyorum. Koştuktan sonra soğuk su içme. Senin bünyen narin. Hemen boğazlarını iner. Ben de yanında değilim. Kim bakacak sana anneciğim? Oğlum. Sen merak etme anneciğim. Tamam mı? Ben kendime dikkat ederim. Canım benim. Güzel oğlum benim. Çok özledim seni. Yavrum. Gece fazla mesaiye kalacakmış. Yarın sabah geç geleceksin o zaman. Yo, aynı saatte. Heh. Sendeki itaat kokusunu aldılar, kullanıyorlar. Bir şey soracağım. Rüzgar'ın annesinin burada kaldığını bilmiyordun. Kalmıyor zaten. E az önce gördüm. Kadın çocuk gibi öyle terli terli su içme diye tembihliyordu Rüzgar Bey'i. Sen Leyla Hanım'dan bahsediyorsun. İleri dereceden Alzheimer hastası. Yazık. Ya bir gün Rüzgar'ı gördü. Oğlu zannetti, ölen oğlunun yerine koydu herhalde. Yok mok desek de ikna edemedik. Valla ne yapalım, kadın ağlamaya başlayınca da Rüzgar böyle her gün bir iki dakika yanına uğruyor. Oğluymuş gibi ilgileniyor. Kadın da oğlu ölmedi zannedip mutlu oluyor işte. Diyorum sana kızım, Rüzgar öyle zengin züppe çocuklarına benzemez. Ona da artık Rüzgar Bey demek lazım tabii. Kız patronumuz oldu ya. İsmail, ilacım bitti. Yarın doktora götür beni. Bir sus gözünü sevdiğim ya, bir sus. Kasap et derdinde, koyun can derdinde Fütade. O Mustafa'ya da söyle. İstemiyor işte kız, tamam. Bıraksın, vazgeçsin, tamam. Mustafa Yalçın da bunu anlayacak medeni insan yani. Kız seni istemiyor diyeceğiz, o da aa tamam deyip gidecek, öyle mi? İş oraları çoktan açtı. 51 milyar 500 milyon borç var. Nasıl ödenecek o para? Heh. Ödenmez. Yazık. Bozluğa gelene kadar yengenden haber alamayacağım. Öldü mü kaldı mı bilmeyeceğim. Tamam? Sen madem yengeni çiğneyip gidiyorsun. Çiğne bakalım da görelim. Ada. 27 numaradaki Mecnun Bey kusmuş. Biz Revir Don'la ilgilenirken kokusunu temizler misin? İsmail. Ne diyor, iyi miymiş ha? Lan Nagihan, bakım evinde yaşlara bakıyorum derdi. Lan Meryem. Şimdi buldum seni. Pekmezi kaynatsan olur mu şeker? Cinsin tövbe estağfurullah. İsmail! Ne oluyor abi? Ben Nalan'ı sevmiyorum. Sevmiyorum ama onu bırakamam. Seni asla yalnız bırakmayacağım dedim. O gün tuttuğum el şimdi nasıl bırakırım? Bir söz verdim oğlum ben. Abi ben sabahları çay içmeden düşünemiyorum. Yani şimdi seni yanlış yönlendirmeyeyim. Nalan'a o sözü verdiğimde adayı tanımıyordum ki. Böyle olacağını bilmiyordum ki. Adayı tanımadan önce verdiğim bütün sözler geçersiz. Değil mi? Adaya aşık olsam... haysiyetsiz mi olurum? Yok be abi. O nasıl söz? Ben gidip konuşacağım. Kimle? Adayla mı, Nalan'la mı? Adayla mı, Nalan'la mı? Ah be Nagi, üf. Ne oldu? Telefonu evde şarjda unutmuşum herhalde ya. Telefonu ver seni, bir Semih'e mesaj atayım. Kocacığım,
Meryem bin şu arabaya. İsmail amca rahat bırak artık kızı. Sen karışma Nagihan. Utanmıyorsun değil mi yalan yere yemin etmeye? Hani görmediydin Meryem'i? İsmail amca tamam artık. Kız bir gün yüzü görsün. Sal artık ya. Meryem bin şu arabaya. Adı kaç. Meryem bin şu arabaya. Hayır, hayır, hayır. Ben dedim sana. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Bir ince pusudayım. Yolumun üstü en gerek. Bir garip akşamdayım. Sırtımı gözler tüfek. Hayır, gelmeyeceğim. Nagihan abla. Sokağına ulaşamam dardayım. Delmeseydi eğer seni alıp götürecekti. Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. İstanbul'u. Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdamız aması. Sok İstanbul'u sana. Bozulma beni. Yürü Mustafa, yürü. Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dalsın dağlara, dalsın bu öykümüz ama sen ağlama. Uzak yollara savur. Dalsın dağlara, dalsın bu sevdamız ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dalsın dağlara, dalsın bu öykümüz ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdamız ama sen ağlama dur.